Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Metnimizin adı bisiklet zamanı. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesle okuyunuz. Okuma esnasında önemli gördüğünüz yerlerin altını çiziniz. Metnimizi okuyalım. Bisiklet zamanı. Bazen spor yapmak, bazen eğlenmek, bazen de bir yere gitmek için kullanılan ve insan gücüyle çalışan bir taşıt. Evet, bisikletten bahsediyoruz. Bisiklet belki de birçoğumuzun kullandığı ilk araç. Gelin bisikletlerin dünyasına biraz daha yakından bakalım. Kullanım amacına, sürüleceği zeminin özelliklerine ya da sürüş mesafesine göre farklı özelliklerde üretilen bisikletler var dağ bisikleti, tur bisikleti, yarış bisikleti ve BMX bisikleti bunlardan bazıları. Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır. Ön ve arka bölümüne yük taşımak için bagaj taşıyıcılar takılabilir. Genellikle ön ve arkasında farlar bulunur. Ayrıca sürücünün ve bisikletin parçalarının kirlenmesini önlemek için tekerleklerin üst kısmında çamurlukları vardır. Yarış bisikletleri asfalt zeminde ve düzgün yollarda hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır. Tekerlekleri diğer tüm bisiklet türlerine göre daha ince ve düzgündür. Bu nedenle tekerlek ile yol arasındaki sürtünme daha az olur. Sürücüler bu bisikletleri kullanırken hafif kambur bir şekilde öne doğru eğilirler. Böylece rüzgar bisikletçinin hızını en az şekilde etkiler. Tüm bunlar bisikletin daha hızlı gitmesini sağlar. Ayrıca bu tür bisikletlerin seleleri dar ve gidonları alçaktır. Dağ bisikletleri, toprak yol, patika ve her tür arazide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer bisiklet türlerine göre tekerlekleri daha kalın, dişli ve patlamaya dayanıklıdır. Arazide kullanımının rahat olması için bu bisikletlerde genellikle ön ve arka bölümde sallantıyı azaltan amortisör adı verilen düzenekler bulunur. Bisiklete binerken öncelikle kendi güvenliğinizi düşünmelisiniz. Bunun için bisikletin selesini kendinize göre ayarlayın. Bisikletler için ayrılan yolları kullanın ya da bisiklete motorlu araç trafiğinin olmadığı yerlerde, örneğin parklarda binin. Mutlaka kas takın. Varsa eldiven, dizlik ve dirseklik de takabilirsiniz. Bisiklet aslında tekerlek, vida, dişli çark, pedal gibi çok sayıda basit makinanın birleşiminden oluşan bir taşıt. Bisikleti süren kişi bisikleti hareket ettirebilmek için pedalları çevirir. Pedalların çevrilmesi ön dişli çarkı harekete geçirir. Çünkü ikisi birbirine sabitlenmiştir. Pedalların çevrilmesiyle hareket eden ön dişli çark ona takılı olan zinciri harekete geçirir. Zincir yine ona takılı olan arka dişli çarkın dönmesini sağlar. Arka dişli çark tekerleğe sabitlenmiştir. Arka dişli çarkın dönmesiyle tekerlek de dönmeye başlar ve bunun sonucunda bisiklet ilerler. Bazı bisikletler viteslidir. Vitesli bisikletlerde farklı büyüklüklerde dişli çarklar bulunur. Zincir kablolu bir mekanizmayla farklı dişli çarklara geçirilir bisikletin hızı zincirin önde ve arkada hangi dişli çarklarda olduğuna göre değişir. Zincir ön dişli çark grubundaki daha büyük dişli çarka, arka dişli çark grubundaki daha küçük dişli çarka geçtikçe bisiklet hızlanır. Bisikleti birer kaldıraç gibi çalışan frenler durdurur. Fren kolları sıkıldığında kuvvet onlara bağlı olan teller aracılığıyla fren pabuçlarına iletilir. Fren pabuçları da jantları sıkıştırır. Böylece oluşan sürtünme tekerlekleri dolayısıyla da bisikleti yavaşlatır ve durdurur. Meryem Arzu Aruntaş. Bisikleti inceleyelim. Gidon, fren pabucu, maşa, fren telleri ve vites kontrol kablosu, buradaki kablolar, sele oturduğumuz alan zincir bisikletin gitmesini sağlayan aksam, reflektör bizim karanlıkta görünmemizi sağlayan aksam. Arka dişli grubu, vites dişlisi, pedal, ön dişli, göbek, jant, şuradaki demir kısım, bu da lastik. Etkinliklerimizi yapalım. Birinci etkinlik aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük'ten bulunuz. Evet ben buldum anlamlarını. Buradan kontrol edebilirsiniz. Zemin, taban, yer, döşeme demek. Mesafe, uzaklık, ara demek. Asfalt, ana maddesi petrol katranı olan ve yol kaplanmasında kullanılan karışım demek. Çamurluk, Süreni çamur sıçramasından korumak için tekerlek üstüne yerleştirilen parça demek. Sele bisikletin oturulacak yeri demek. Gidon yönelteş demek. Bisikletteki direksiyon gibi. Patika keçi yolu çığır demek. Amortisör motorlu araçlarda sarsıntıyı, sallantıyı en aza indiren düzen. Daha bisikletlerinde de amortisör var. Düzenek belli bir sonucu sağlayacak biçimde düzenlenmiş parçalardan oluşan bütün demek. Kaldıraç bir dayanma noktası üzerinde inip kalkabilecek biçimde devinebilen en az güç kullanarak büyük bir yükü kaldırmaya yarayan sert çubuk demek. Fren bir makinenin otomobil, otobüs ve benzeri gibi taşıtın hızını kesmeye ya da gerektiğinde onu durdurmaya yarayan düzenek demek. Jant, taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki çelik bölümü demek. Arazi, genellikle üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, ekilebilen ya da boş toprak demek. Kambur ise bel kemiğinin ya da göğüs kemiğinin eğrilmesiyle ve genellikle raşitizm sonucunda sırtta ve göğüste oluşan doğal olmayan tümsek demek. İkinci etkinlik okuduğunuz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere sorular oluşturunuz. Sorularınızı oluştururken 5 ne 1 k soruları kullanınız. Kim, ne, ne zaman, nereden, niçin, nasıl sorularını kullanacağız? Kimle ilgili sorumuz bisikleti kullanırken hafif kambur şekilde öne doğru kim eğilir? Neyi kullanacağız? Bisikletin ön ve arka bölümüne yük taşımak için ne takılır? Ne zamanı kullanalım? Bisikletin selesini ne zaman ayarlamamız gerekir? Neredeyi kullanalım? Yarış bisikletleri nerede hızlı gidebilmek için tasarlanmıştır? Niçini kullanalım? Bisikletlerde niçin amortisör bulunur? Nasılı kullanalım? Bisiklette fren sistemi nasıl çalışır? Hepsini kullandık. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Evet, soruları cevaplayalım. Bisikletler hangi yönleriyle farklı özelliklere sahiptir? Örneklerle açıklayınız. Kullanım amacına, sürüleceği zeminin özelliklerine ya da sürüş mesafesine göre farklı özelliklerde üretilen bisikletler var. Dağ bisikleti, tur bisikleti, yarış bisikleti ve BMX bisikleti bunlardan bazıları. İkinci soru, tur bisikletlerinin özellikleri nelerdir? Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır. Ön ve arka bölümüne yük taşımak için bagaj taşıyıcılar takılabilir. Genellikle ön ve arkasında farlar bulunur. Ayrıca sürücünün ve bisikletin parçalarının kirlenmesini önlemek için tekerleklerin üst kısmında çamurlukları vardır. Üçüncü soru. Yarış bisikleti sürücülerinin bisikleti kullanırken öne doğru eğilmelerinin nedeni nedir? Açıklayınız. Bu sayede rüzgar bisikletçinin hızını en az şekilde etkiler ve bisiklet daha hızlı gider. Dördüncü soru. Yarış bisikletleri ile dağ bisikletlerinin tekerlekleri arasında nasıl bir fark vardır? Nedenleriyle açıklayınız. Dağ bisikletinin tekerlekleri daha kalın, dişli ve patlamaya daha dayanıklıdır. Bu sayede her türlü arazide kullanılabilir. Beşinci soru. Bisiklet kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız? Sele kişiye göre ayarlanmalı, bisiklet yolları kullanılmalı, kas, eldiven, dizlik ve dirseklik takılmalıdır. Son sorumuz. Spor yapmak yaşamımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Spor yaparsak vücudumuz daha güçlü olur ve daha az hasta oluruz. Sağlıklı bir bireye dönüşürüz. Üçüncü etkinlik, okuduğunuz metinden hareketle öznel ve nesnel cümleler oluşturarak bu cümleleri örneklik gibi aşağıya yazınız. Öznel yargılar, yarış bisikletleri diğer bisikletlere göre daha güzel görünür. Öznel yargılar demek kişiye göre değişebilir. Yani bisikletleri daha güzel görünür diyor ya, daha güzel bazılarına göre güzel görünebilir, bazılarına göre görünmeyebilir. Öznel yargılar kişiden kişiye değişebilir. Nesnel yargılar ise kesin yargılardır. Kişiden kişiye değişmez. Vitesli bisikletlerde farklı büyüklükte dişli çarklar bulunur. Evet bu bilgi kişiden kişiye değişmez. Şimdi ben örnek cümleler yazıyorum. Bence en güzel bisiklet tur bisikletleridir. Evet bu yargı da kişiden kişiye değişebilir. O yüzden öznel yargıdır. Dağ bisikletlerine binmek çok eğlencelidir. Evet bu da kişiden kişiye değişir. Bazıları dağ bisikletine binmeyi sever. Bazıları tur bisikletine binmeyi sever. O yüzden bu da değişen bir yargı olduğu için öznel bir yargıdır. Nesnel yargılara örnek verelim. Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır. Evet bu bilgi kişiden kişiye değişmez. Dağ bisikletleri, toprak yol, patika ve her türlü arazide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cümledeki bilgi de kişiden kişiye değişmez, o yüzden nesnel bir yargıdır. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki görselden hareketle öğretmeninizin belirleyeceği bir konu ile ilgili zihinsel bir konuşma planı yaparak hazırlıklı konuşma yapınız. Evet, öğretmeniniz belirleyeceği için bunu ben yapmıyorum. Beşinci etkinlik aşağıdaki tabloya dürüst oyun, fair play grubuna uygun yapılması gereken davranışlara örnekler veriniz. Fair play, dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda spor etiğine uygun davranış, kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Sporda kurallara uymanın yanı sıra rakibe fizyolojik ve psikolojik açıdan zarar verici davranışlarda bulunulmamasıdır. Evet, fair play oyuncu olarak yapılması gerekenler, seyirci olarak yapılması gerekenler. Önce Evet, oyuncu olarak yapmam gerekenler. Rakibe saygı göstermek. Kurallara uygun oynamak. Hileye başvurmamak. Kazanan tarafı tebrik etmek mağlup olanı teselli etmek. Sonuca saygı göstermek. Evet, dürüst oyunda bunlar gerekir. Seyirci olarak yapmam gerekenler. Karşı tarafın seyircisine saygı göstermek. Oyuncuları rahatsız etmemek. Yenilgiyi kabul etmek. Hakaret etmemek. Kötü tezahürat yapmamak. Ülkemizde çok fazla fair play seyirci yok. O yüzden üzgünüz. Umarım fair play seyirciler artar. Altıncı etkinlik aşağıdaki cümleleri okuyarak altı çizili kelimelerin cümlelere kattığı anlamları açıklayınız. Babaannem balkondaki çiçeklere gözü gibi bakardı. Misafirlerimiz gelene kadar hazırlıklarımızı tamamladık. İş hayatı çok yoğun olmasına rağmen spor yapmaya da zaman ayırıyordu. Akşama doğru arkadaşlarımızla gezmeye çıkacağız. Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız. Evet bu kelimelerin tek başına anlamı yok. Tek başına anlamı olmayan kelimeler cümle içinde anlam kazanmış. Aşağıdaki cümlelerde tek başına anlamı olmayan kelimeleri bularak örnektik gibi noktalı yerlere yazınız. Yarışma gününe kadar çok çalışmalıyız kadar. Akrabalarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gittiler üzere. Kitaplarım ile geçirdiğim zamanları dünyalara değişmem ile Atatürk'e göre sporcu ahlak sahibi olmalıdır göre kadar üzere ile göre tek başına anlamı olmayan kelimeler cümleye yazıldığında anlam kazanmış. Aşağıda verilen kutulardan dörder kelime seçerek içinde bu kelimelerin geçtiği hikayedici bir metin yazınız spor, rakip, başarı, arkadaş, sınıf, antrenman, kaybetmek, yarışma. Burada da tek başına anlamı olmayan kelimeler var. Göre, için, dek, deyin gibi, üzere, rağmen, kadar. Evet örnek bir metin yazdım ben. Evet buradan aldığım kelimeleri mavi ile yazdım. Buradan aldığım kelimeleri de kırmızı ile yazdım. Okuyalım. Aşağı mali, yukarı mahalle. Yeni mahalle küçük bir ilçenin daha küçük bir mahallesiydi. İsmi yeni olsa da sadece yakın zamanda kurulduğu için bu ismi almıştı. Daha çok sonradan kurulan bir gece kondu mahallesiydi. İsmiyle tezat bir şekilde evler harabe gibiydi. Ama sokaklarında çocuklar hiç eksik olmazdı. Sanki buranın çocukları yaşadıkları ortamın tersine çok daha mutlu gibilerdi. Sokaklara kadınlar kilim atarlar, alüminyum çaydanlıkta demlenmiş çaylarını ince belli bardaklara doldurur, bir yandan çay içerken bir yandan da çekirdek çitlerlerdi. Bir gün mahalleye yeni bir aile taşındı. Bütün mahalle eşyalarını taşımalarına yardım etti. Ailenin 9 yaşlarında olan Ahmet adında bir çocukları vardı. Hemen çocuklar Ahmet'in yanına toplandılar. Hüseyin, top oynamayı bilir misin? Ahmet bilirim biraz. Hüseyin o zaman bizimle gel. Ahmet ne olduğunu anlamadan çocukların arasına karıştı. İşlerinden biri bu sefer yeneceğiz. Aşağıki mahalleyi dedi. Ahmet neresi aşağı neresi yukarı pek anlam verememişti ama yürümeye devam etti. Hafif meyilli bir caddeye geldiler. Rakip mahallenin çocukları da karşılarına dizilmişti. Hemencecik taşlarla kale yaptılar hakem olmamasına rağmen bir şekilde anlaşıyorlardı. Pozisyonlar tartışılıyor, haksızlık olduğunda büyüklerden birisi hemen duruma müdahale ediyordu. Ahmet çok başarılı oldu. Hemen üç tane gol attı. Çocuklar sevinçten çılgına döndüler. Sonuç şimdiye dek ilk defa aşağıki mahalleyi yenmişlerdi. Herkes Ahmet'in gelmesiyle işlerin değiştiğini anlamıştı. Kaybeden taraf teselli edildi. Hep birlikte şarkı söyleyerek yeniden mahallelerine döndüler. Büyükler bile çok sevinmişlerdi. Sanki milli maç kazanılmış gibi sevinmişlerdi. Ahmet bu geldiği yerdeki insanların ne kadar sıcakkanlı olduğunu gördüğünde taşındıkları için çok mutlu olmuştu. Eski geldikleri mahallede çocukların hiç spor yapmadığını düşündüğünde onlar için çok üzüldü. Yedinci etkinlik, aşağıdaki tabloyu tablonun üstünde verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz. Murat, Songül, Cemil, Zeynep, Efe ve Nehir, voleybol, tenis, güreş, basketbol, futbol ve yüzme sporları ile ilgilenmektedirler. Bu kişiler her cumartesi belli saatler arasında ilgilendikleri spor dalları ile ilgili çalışma yapmaktadırlar. Evet bilgiler burada verilmiş. Ona göre ben buraya yerleştirme yaptım. Okuyalım. Herkes birbirinden farklı ve tek bir spor dalı ile ilgilenmektedir. Evet voleybol, futbol, basketbol, tenis, güreş ve yüzme ile ilgilenmektedirler. Bütün çalışmalar ikişer saat sürmektedir. Tenis çalışması açık tenis kortunda, güreş, voleybol ve basketbol çalışmaları spor salonunda Futbol çalışması şehir stadında ve yüzme çalışması kapalı yüzme havuzunda yapılmaktadır. E çalışma yerleri spor salonu, şehir stadı, spor salonu, tenis kortu, spor salonu, yüzme havuzu. Nehir'in 13-15 arasında voleybol çalışması vardır. Nehir voleybolla ilgili 13-15 arasında çalışmaktadır. Voleybol spor salonunda olduğu için çalışma yeri spor salonudur. Murat şehir stadında çalışacaktır. Murat'ın çalışması 16'da sona ermektedir. Murat şehir stadında çalışmaktadır. İlgilendiği spor dalı futboldur. 16'da bittiğine göre 14'te başlamaktadır. 2 saat sürüyor çünkü. Efe'nin çalışması spor salonunda Nehir'in çalışmasından sonra başlamaktadır. Evet Efe'nin çalışması 15-17 çalışma saatleri zaten verilmiş ve spor salonunda spor salonunda basketbolla ilgilenmekte Efe. Songül seçtiği spor dalında raket kullanmaktadır. Yani Songül tenisle ilgilenmekte. O yüzden çalışma yeri de tenis kortudur. Cemil spor salonunda takım halinde oynanmayan bir spor dalında çalışmaktadır. Çalışma yeri spor salonu İlgilendiği spor takım oyunu olmadığı için güreş. Çünkü tenisle ilgilenen Songül, yüzmeyle ilgilenen Zeynep, Cemil güreşle ilgilenmektedir. Spor salonunda olduğu için. Zeynep'in yüzme havuzundaki çalışması bittiği anda Nehir'in spor salonundaki çalışması başlamaktadır. Evet, Zeynep 11-13 arasında çalışmaktadır. 13'te bittiğinde Nehirinki başladığı için 13-15 saatler arasında nehir çalışmaktadır. Tenis çalışma saatleri ile futbol çalışma saatleri aynıdır. Tenis oynayan Songül, futbol oynayan Murat 14-16 arasında çalışıyordu Songül. Murat da 14-16 arasında çalışıyor aynı saatlerde. Güreş çalışma saatleri 17-19 arasındadır. Cem'in ilgilendiği Spordalı güreşti. Cemil de 17-19 arasında spor salonunda çalışmaktaymış. Hepsini bir daha okuyalım. Nehir voleybol 13-15 spor salonu. Murat futbol 14-16 şehir stadyumu. Efe basketbol 15-17 spor salonu. Songül tenis 14-16 tenis kortu. Cemil Güreş 17-19 spor salonu. Zeynep Yüzme 11-13 yüzme havuzu. 8. etkinlik iyi bir spor ayakkabı ile ilgili aşağıdaki verilen bilgileri okuyunuz. İyi bir spor ayakkabı nasıl olmalıdır? Spor yaparken seçtiğiniz ayakkabı yerle vücudumuz arasında kuvvet dağılımını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle bir spor ayakkabı ayağı iyi sarmalıdır. Ne bol ne de dar olmalıdır. Mümkünse ayakkabının bağcık bölümü uzun olmalıdır ve ayak bileğini de rahat ettirmelidir. Ayakkabının burun kısmı geniş olmalı, parmak hareketlerine izin vermelidir. Ayak baş parmağı ile ayakkabının baş ucu bölümü arasında mesafe olmalıdır. İyi bir spor ayakkabı ayak tabanında oluşacak basınca emebilmeli, ve ayağa binen yükleri dengeli şekilde dağıtabilmelidir. Bu nedenle ayakkabının tabanı ayağı iyi kavramalı. Topuk kısmı yumuşak ve kalın olmalı. Topuk kısmına gelen basıncı dağıtacak şekilde topuk orta bölümünde direnci düşük malzemeden yapılmış olmalıdır. Yukarıda verilen bilgiler günümüzde spor ayakkabıların özellikleridir. Bu bilgilere hayal gücünüzü ekleyerek yeni bir spor ayakkabı tasarlayınız tasarımınızı aşağıya yazarak anlatınız. Evet, ben örnek bir tasarım yazıyorum. Akıllı ayakkabı. Günümüzde her şey akıllı hale geldi. Neden ayakkabı da akıllı hale gelmesin? Ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın, herkesin ayakları birbirinden farklı. Ben ayakkabı tasarlasaydım, ayakkabının tabanlarına sensör yerleştirir ve basınç miktarını ölçüp buna göre taban sertliğini bölgesel olarak ayarlayan bir ayakkabı tabanı yapardım. Her spor branşında ihtiyaçlar farklı olabiliyor ve her spor branşı için farklı ayakkabı gerekliliği ortaya çıkıyor. Ama benim tasarladığım ayakkabı kendisini duruma göre uyarlayabildiği için doğal olarak birçok spor branşı için uygun halde olacak. Ayrıca bağcıklar spor yaparken biraz daha sıkı olması gerekir. Ama spor yapmadığımız durumda daha gevşek olması daha iyidir. Akıllı bağcıklar da spor yaparken biraz daha sıkı halde olurken normal zamanlarda biraz daha gevşek olarak kendisini ayarlayacak. Böylece normal hayatta da ayakkabıyı kullanabileceğiz. Etkinliklerimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.